arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle önümde duran bu güzel süveterimizi çalışacağız süveterimizi şişe örgümüzde yaptık ön ve arka şeklinde iki parçayla örerek bu güzel süveterimizi tamamladım üç buçuk numaralı şişimi kullandım sizler ipinize uygun şişleri tercih ederseniz güzel sonuçlar çıkacaktır evet modelimizin arkasını düz olarak ördük ön kısmını ise şöyle açarak baktığımız da orta kısmında modelimiz uyguladık kenarda da düz ilmeklerimiz var burada 14 tane düz ilmeğimi ördüm 15 alttan aldım Burada ise ilk ilmeği alttan alıyorum diğer 14 ilmeğimi şişimden alarak ördüm ortada ise gördüğünüz gibi modellerimizi uygun bir şekilde kurdum bir, bir buçuk yaşındaki çocuklarımıza uygun bir çalışma oldu Şimdi santim olarak ölçtüğümde de uzunluğundan anlayacaksınız bakınız Tabi bebeklerde kilo çok değişken olduğu için daha küçük aylardaki bebekler ya, ya da daha büyük aylardaki zayıf bebeklerimize de bu çalışmamız olacaktır. Beden uzunluğu 34 santim. Beden genişliği ise... 27 buçuk 28 diyebiliriz şu civarlarda beden genişliğimiz Evet modelimizin lastik kısmını gördüğünüz gibi haroşa ile ördüm kollarımızda haroşa ile çalıştık yaka kısmımızda ise kordon çalışması yaptık yani yakamızda ne yuvarlak yaka ne erkek yaka farklı bir yaka denemek istedik bunların dışında bir yaka oldu şuradan itibaren Kollarımızın kesiminden sonra birazcık daha örüyoruz. Tam ortadan omuzlarımızı ayırıyoruz. Önce sağ omuzumuzu, sonra sol omuzumuzu örüyoruz ve sağ omuzumuzdaki yaptığımız işlemlerin hepsini sol omuzumuzda da örüyoruz. Sonrasında şuradaki görmüş olduğumuz kordonlarımızı çalışmaya başlıyoruz. Uzunca bir kordonum ördükten sonra şişle çalıştık kordonumuzu. E, şu şekilde yine gövde kısmına tığ yardımıyla alarak ilerledik ve bütün yaka boyunca bu çalışmamızı devam ettirdik. Şimdi bu güzel süveterimizin yapımına geçebiliriz ama öncesinde sizlerden minik bir ricam olacak kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz beni çok mutlu edersiniz evet kolay gelsin diyelim ve bu güzel çalışmamıza başlayalım kolay gelsin Süveterimizi örmek için ilmeğimizi toplamaya başlayalım. Ön ve arkayı aynı sayılarla yapıyoruz. 30 tek ilmeğimizi alarak başlayalım. Şişime ben 30 tane tek ilmeği alıyorum. İkinci sıramızda 60 ilmeği çıkaracağız. Yani ön ve arkamız aynı şekilde başlanacak. ve sonra haroşalarla devam ettireceğiz. Şimdi ilmeğimi 30 olmasını sağlıyorum. 30 tane ilmeğimi aldım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 ve 30. 30 ilmeğimizi aldık. Bunu aralardan birer tane de çıkararak 60 ilmek sayısına ulaştıracağız. İlk ilmeğimi şöyle düz örüyorum. İlk olduğu için ördüm. Şişten çıkaracağım için İkinci ilmeğimi şöyle alttan alıyorum. Bakın şiştekini örmeden önce bu diğer şişimi aktardığımla bu şişimin arasında alttan giriyorum. Şu şekilde şişime bir tane alıyorum. Bakın. Sonrasında düz örüyorum. Yine bu tarafa ördüğüm ve diğer tarafa aldığım ilmeğin tam arasına alttan şişimin ucunu sokuyorum, ipimi alıyorum, aradan geçiriyorum ve sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Alttan alıyorum. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Alttan alıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Düz örüyorum. Bu şekilde öreceğiz. Alttan aldım. Ve şişimdekini düz örüyorum. Çünkü haroşa yapacağız şeyi tersten ören arkadaşlarım ters olarak alsınlar. İlmeğimizin birini ördük, birini alttan geçirdik. Bakınız bu şekilde tırtıklı bir lastik oldu. Son iki ilmeğimiz kaldı. Buralarda da aynı işlemi yapıyorum. Altından geçiyorum, düz örüyorum. Son ilmeğimi yine aynı şekilde örüyorum altından geçip alıyorum son ilmeğimi şöyle düz örelim. Son ilmeğimizi isterseniz ters örelim ki kenarımız düzgün olsun. Alttan alıyorum son ilmeğimi de ters örüyorum. Ben ters örüyorum, kenarımız daha düzgün olur Şimdi burada toplamda 60 tane ilmeğimiz oldu. Hem önümüzü hem de arkamızı aynı şekilde başlayıp lastiğimizi de her ikisinde de aynı yapıyoruz. Onun için e, tekrardan bir e, arka başlama videosu çekmeyelim, gereksiz uzatmalardan kaçınalım. Bakın tırtıklı güzel bir çalışma oldu. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Haroşa öreceğim için bütün ilmeklerimi ben düz örüyorum haroşa tersten yapan arkadaşlarımız tersten örsünler. Düz düz örüyorum. Sona geldiğim, sondan bir önceki ilmeğimi ördüm. Son ilmeğimi ters ördüm kenarımın düz çıkması için. Şimdi arkasını çeviriyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum bütün ilmeklerimi. Düz örüyorum. Haroşa örüyorum. 4 sıra haroşamızı örelim. 4 diş haroşamızı örerek tamamladık. Ön yüzdeyiz. İlmeğimiz sol tarafta. Şimdi modelimizi kurmadan önce bir sıra artışımızı yapalım. Modelimiz toparlaması. 8 tane ilmekte bir artışımızı yapıyoruz. birinci ilmeğimi alıyorum. Bunu da sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane ilmeğimi ördüm. 8. ilmeğimi önce arkadan bakın ilmeğimi şu arka kısmından sonra ön kısmından 2 defa örerek artışımızı yapacağız. 2, 4, 6, 7 ördüm. 8. şişimden çıkarmadan önce ardından giriyorum. Düz örüyorum. Sonra ön tarafına geçiyorum. Bir de buradan düz örüyorum. Bir tane ilmeğimi artırmış oluyorum. 8'i 2 defa ördük. 1, 2 3 4 5 6 ve 7 8. ilmekteyim. Artış ilmeğimdeyim. Arkadan ördüm. Şişimden çıkarmadım. Önden girdim. Bir tane daha ördüm. Artışımı yaptım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 ve 7 8. ilmeği ardından ördüm. Önden girdim ve ördüm. Bu şekilde 8. ilmeği 2 defa örerek artışımızı yapalım. Bu sıramızda artma işlemini tamamladım. Arkasını çeviriyorum ve bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 1. ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimin tamamı ters ön yüzdeyiz ve modelimizi kurmaya başlıyoruz şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve bunu bir diye sayıyorum bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir on iki on üç on dört tane ilmeğimi ördüm 14'te 14'te diğer tarafı öreceğim ve iki tane ters örüyorum 1 2 1 2 tane de düz ördüm sonra 4 ters 1 2 3 4 2 düz 1 2 4 ters 1 2 3 4, 2 düz. 4 ters, 2 düz olarak biraz ilerleyelim. Şöyle tamamını bitirmeyelim. Şuraya kadar gelelim. Şimdi modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Yine ön yüzdeyiz ve ilmeklerimizi örerek başlıyorum. Bu kenarda 15, diğer kenarda 15 tane ilmeğimizi örüyoruz. Arada ise tersler ve düzler şeklinde yerleştiriyoruz. Kenardan boş alacağım ilmek de dahil bir diye başlıyorum ve toplamda 15 ilmeği bu kenardan örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 ilmeğimi düz ördüm. Diğer kenardan da aynı şekilde 15 ilmek öreceğim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 15. Şimdi. 2 tane ters ile başlıyorum. 2 ters 2 düz Şimdi 4 tane ters 1 2 3 4 ters 2 düz 1 2 düz 4 ters 1 2 3 4 2 düz 4 ters 2 düz şeklinde biraz sona doğru yaklaşalım tamamını bitirmeyelim 4 ters 2 düz 4 ters 2 düz şeklinde sona kadar ördüm en son 2 tane düzümü ördüm 2 de tersimi örüyorum başlangıçta da bakınız 2 tersle başlamıştık 15 tane düz ilmekten sonra bitişte de aynı 2 tane tersle ördüm şimdi kenarda kalan 15 ilmeğimi düz olarak örüyorum başlangıçta da aynı şekilde örmüştük 15 15 o kenarda düz ilmeklerimiz var. Ortada da modelimizi uygulayacağız. Son ilmeğimi ters alıyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Örgümün arkasında nasıl görürsek öyle örüyorum. Tersleri ters, gördüğümü. Düzleri de düz örüyorum. Yani değiştirmiyorum. Kenar 15 tersimi örüyorum diğer yönde düz olarak örmüştüm. Örgümün arkasına ters düşmekte. Düzüm geldi bakın. İki düzümü, iki tersimi ördüm. Sonrasında tekrar bir, iki, üç, dört tane düzüm geldi. Yani gördüğüm gibi örüyorum. İki tersim. Sıramı tamamlıyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Kenardaki düz ilmeklerimi örüyorum. En sonuncu düz ilmeğimi örmüyorum. Orada sadece bir işlem yapacağız ve bundan sonra başlangıçlarda son ilmeğimizi, son düz ilmeğimizi bakın şimdi örerek ilerliyorum. Son düz ilmeğim. Şuradan başladım. Buraya kadar geldim. Hemen iki tersimden önceki son ilmeğimi şişimin takılı olduğu yerden değil, bir alttan alacağım ve bunu e, ön parçamız bitene kadar aynı şekilde yapacağız. Ön yüzden şişten değil, şişin altındaki şu görmüş olduğumuz bölümden giriyorum. Düz örüyorum. Diğerlerini aynı şişten aldım. Bu son ilmek için geçerli olacak olan bir kuralımız olacak. Evet, şişin altından giriyorum örüyorum. Sonrasında ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 2 tersimi, iki düzümü. Sonra 4 tersimi, iki düzümü. Şöyle bakın 4 tersimi ördüm. iki düzümü. Tekrar 4 tersimi. Bütün ilmeklerimizi gördüğümüz şekliyle örüyoruz. Burada kenarda biterken şuradaki ilmeğimizi kenardaki 15 ilmeğimi de ördüm örgümün arkasını çeviriyorum örgümün arkasında terslerimizi ters düzlerimizi düz örerek sıramı tamamlıyorum arka ilmeklerimi gördüğüm gibi ördüm tekrar ön yüzdeyim kenardaki 15 tane ilmeğimi öreceğim 14'ü aynı şekilde şişimden alarak örüyorum Düz olarak 15. ilmeğimizi ise biraz önceki yapmış olduğumuz gibi şişimizden değil alttan girerek öreceğiz. Bakın 15. ilmeğim şişimden değil alttan örüyorum. Hemen arkasından takip eden iki tane tersimi de örüyorum. Şurada kenardaki 15 ilmeği ve iki tersimi ördüm. Sırada iki tane düz ilmeğimiz var ve artık modelimizi kurmaya başlıyoruz. Şimdi buradaki iki ilmeğimizin arasına giriyorum. Bakınız arasına ve sayıyorum ilk ilmeğimi. Arası bir. Şu boşluğu değil ördüğümüz kısımdan sayıyorum. Bir, iki, üç, dört. Dördüncüye giriyorum ipimi alıyorum ve buradan bir tane ilmek çıkarıyorum. Ee, buradaki yapacağımız işlem modelimiz bitene kadar yapacağımız için yani e, düzgün olmasını da istiyoruz modelimizin onun için bunun yönü var. Yönüne dikkat edelim. Çıkardığım ilmeği şöyle arka tarafındaki kısmı şöyle alarak geçiriyorum. Bakınız çıkardım ilmeğimi bakın şişimi şöyle arkadan aldım. Şu şekilde takıyorum. Bir daha yapalım. İlmeğimi çıkardım. Arkadan şöyle takıyorum. Bu tarafı açılması lazım. Sonra ikisini düz olarak örüyorum. Diğer ilmeğimizi örmeden önce yine giriyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. Bakınız bunu arkadan yatırmıştık. Bu kez şöyle önden önden diğerini arkadan almıştık bunu şöyle önden direkt araya giriyorum ve arkasındaki ilmekle tıpkı öndeki ilmeği ördüğüm gibi her ikisini de aynı şekilde örüyorum yani burada ördüğüm gibi hem uzattığım ilmeği hem arkasındaki ilmeğimi düz örüyorum terslerimizde herhangi bir işlem yapmadan dördünü de örüyorum dört tersi ördükten sonra yeniden iki tane düz ilmeğimi karşılıyorum buradaki yapmış olduğum işlemin birebir aynını tekrar ediyorum birinci boşluk ikinci üçüncü dördüncü boşluğa giriyorum ipimi uzatıyorum önden aldığım ilmeği arkadan şöyle geçiriyorum arkasındaki düz ilmekle yeni çıkardığım ilmeği düz olarak örüyorum tekrar aynı yere giriyorum ipimi uzatıyorum şişime bu kez şöyle önden hemen şu şekilde takıyorum arkasındaki düz ilmekle aynı anda ikisini örüyorum arada dört tersimi örüyorum tekrar iki ilmeğimizi olduğu yere geldim iki düzümü bir iki üç dördüncüye giriyorum ipimi uzatıyorum arkadan takıyorum İlki arkadan ikincisi önden arkasındaki ilmekle birlikte düz örüyorum aynı yere girip bir ilmek daha uzatıyorum kez önden takıyorum. Arkasındaki ilmekle düz örüyorum. Ve buradaki iki düzleri hiç atlamadan bu işlemimizi yaparak devam ettiriyorum. Arada 4 tersimi ördüm. Tekrar 1 2 3 4 ilmeğimi çıkarıyorum. Arkadan takıyorum arkadaki düzle ikisini aynı anda örüyorum. Tekrar girip aynı yerden ilmeğimi çıkarıp bu kez önden takıyorum ve ikisini örüyorum. Aradaki 4 tersimi örüyorum. Son kez bakın. 1 2 3 4 alıyorum. Arkadan takıyorum. Arkasındaki düz ilmekle örüyorum. Aynı yere giriyorum. Önden takıyorum. Buranın püf noktası burası. Birinciyi arkadan, ikinciyi önden. Şu kalan terslerimizi ve buradaki iki düzümüzün içinden de ilmeğimizi çıkaralım. Sona kadar örelim. İki tersimi de ördüm. Kalan ilmeklerimi de 15 ilmeğimi de düz örüyorum. Ön yüzden modellerimi kurarak tamamladıktan sonra kenardaki 15 tane ilmeğimi arka yönden ters olarak ördüm. 15. ilmeğimden sonra düz ilmeklerimle hemen iki düz ilmeğimi görüyorum. İki düz ilmeğimi ve içinden ilmek çıkarttığım bölümlerimiz vardı. İki ilmeğimiz vardı. Onu görmekteyiz. Şimdi bu ilk modelimiz yarım olduğu için bu iki ilmeğimizi ve burada görmüş olduğumuz içinden çıkardığım ilk ilmeği düz olarak örüyorum iki ilmeğimiz zaten düzdü. İçinden çıkardığımız ilk ilmeğimizi de düz örüyoruz. Diğer ikinci ilmeğimi ise iki tane ilmeğin sol tarafına doğru yatırıyorum. Yani şöyle dıştan yatırıyorum. Onun için bakın şimdi göstermek istiyorum. Bu üç tane ilmeğimi şişime alıyorum. Bu üç ilmeğimi. ikinin birini ördüm. Burası üç düz oldu. Uzattığım ilmeğim ve arkasından dört tane olan ilmeği iki iki böldüm. İkisini aldım. Uzattığım ilmeğim ve iki ilmeğimi şişime şöyle aldım. Sonra şişimi arka taraftan tuttum. Uzattığım ilmeğimi taktım. Sonrasında ise iki düz ilmeğimi şişime geçirdim. Ve bunları da bir, iki, üç tane düz olarak ördüm. Yani şu şekilde modellerimi yatıracağım yatırma işlemimi yaptım bu dışa doğru yatırdım. Şimdi aynı şekilde iki tane ilmeğim vardı. İki ilmeğimi ve bir tane çıkardığım ilmeğimi alıyorum. İki ilmeğimi şu şekilde şişime takıyorum. Önden gidecek. Bunu önden modelim diğer tarafta olduğu için şuradan alıp takıyorum. Ve üçünü de düz örüyorum. Ön tarafa Şöyle düşecek bakınız modellerimiz. Birbirlerine yaklaşacak. Köşeden başlayalım. İpimi alıyorum. Kısa tarafı üzerinden geçirip 1 2 3 tane zincir çekip hemen yanına 2 tane daha trabzan örüp 3 trabzan sayısına ulaştırıyorum. Ve 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Burası köşe olduğu için aynı yere girerek 3 trabzan daha örüyorum. Bütün köşelerimizde böyle çiftli üçer trabzanlı bölümümüzü çalışacağız. 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan olacak. Ve 1 2 tane zincir çekiyorum. 1 trabzan atlıyorum. 2 trabzan atlıyorum. 3.'ye batıyorum. 1 ve yanındaki trabzanı örüyorum. 2 3. Eğer ipiniz çekecek gibi olursa 3 zincir de çekebilirsiniz. 1 2 2 zincir çektim tığımın başını bir defa doladım bir atladım iki atladım üçüncüye batıyorum her birisi farklı trabzan üzerine batarak üç tane trabzanım örüyorum şuradaki iki zincir eğer çekecekse üçer tane zincir de çekebilirsiniz sevgili arkadaşlar ben iki çekiyorum bir atladım iki atladım üçüncüye batıyorum bir iki ve üç bir iki tane zincir devam ediyoruz yine bir tane uzattığımız ilmeğimiz iki tane de arkasında ilmeğimiz var şişime bu üçünü takıyorum önden uzattığım ilmeğimi alıyorum arkadan gelip takıyorum diğer iki ilmeğimi ve bir iki tane düzümü örüyorum ve buradaki ilmeğimi de düz örüyorum yine aynı şekilde 2 kalan düz ilmeğimi ve uzatarak çıkarttığım ilmeğimi şişime takıyorum. Bu kez arkadan şöyle takıyorum düzlerimi. Önden geçiriyorum. Lütfen buna dikkat edelim. Önden geçirip takıyorum. Şu ilmeğimizi yarımlamayalım. Hepsini de düz örüyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi diğer ikinci kalan ilmeğimi üçünü alıyorum önden önce uzattığım ilmeğimi alıyorum. Arkadan da diğer düz ilmeklerimi takıyorum şişime ve hepsini düz örüyorum ve önden bakın şu şekilde duruyor. Devam edelim. Gayet kolay ve zevkli. 2 2 bölüyoruz. Birer birer birini sağ tarafa, birini sol tarafa yatırıyoruz. 3 ilmeğim, 2 düzümü ve uzattığım ilmeğimi alıyorum. 2 ilmeğimi şişime takıyorum. Uzattığım ilmeği en öne getiriyorum. Ve bunları düz olarak örüyorum. Üçünü de. 1, 2 ve 3. Kalan 2 tane ilmeğimi ve uzattığım ilmeğimi ise şu şekilde alıyorum. Önden alıyorum. Bakınız uzattığım ilmeğimi diğerlerine arkadan gelip şişime takıyorum. Yani uzun ilmeklerimiz mutlaka ön tarafa düşecekler. Onu sağlamamız gerekmekte. Kalan 2 2 bölüp çalışıyoruz. 3 ilmeğimi alıyorum. Önce 2 düzüm arkadan alıyorum. Tek olan uzattığım ilmeğimi ön tarafa takıyorum. Hepsini düz örüyorum tekrar ikinci uzattım ve iki ilmeği ardından alıyorum. Önce uzun ilmeğimi şişime ön taraftan takıyorum. Arkadan da gelip iki düzümü noktaya geçiriyorum ve örüyorum. Ve bu şekilde örerek devam ediyorum. Uzatmalarımızı V şeklinde ayarlayarak tamamladım. Şöyle bakın. Bir tanesini sağ tarafa açarken diğerini sol tarafa açtım. Sağa ve sola şeklinde açarak işlemimizi tamamladık. Şimdi kenardaki ilmeklerimiz kaldı. Arka yönden bütün ilmeklerimizi ters örelim. Ön yüzü çeviriyorum. Kenardaki 15 tane ilmeğimi düz örüyorum. 15. ilmeğimi yine alttan alıyorum. 15. ilmeğimi altından alarak örüyorum. Şimdi modelimiz kaydırmalı bir model olduğu için modellerimizin yerini değiştiriyoruz. İlk başlangıçta ve bitişte beşer tane ters örüyoruz. Arada ise iki düz dört ters, iki düz dört ters, iki düz dört ters şeklinde örüp sonda yine beş tane ters örüyoruz. Başlangıç ve bitişte 5 ters. Şimdi düzlerimi ördükten sonra saymaya başlıyorum. 1 ipimi şöyle yarımlamışım düzeltiyorum 1. Ters örüyorum. 2. ters, 3. ters, 4. ters ve 5. tersimi ördüm. 5 tane tersimi ördükten sonra uzatarak aldığımız 2 tane ilmeğimiz yan yana bakınız. 2 ilmeğimiz tam yan yana şöyle kelebek şeklinde uzattığımız ya. Bu ikisini düz örüyorum. Ve bundan sonra aradaki 4 ilmeğim ters. 1 2 3 4. Uzatım 2 ilmeğim var. İkisi düz, 1 ve 2 düz. Tekrar 1 2 3 4 tane ters. 2 ilmeğim yan yana olanlar düz. Model kaydırmalı bir model. 4 ters 2 3 ve 4. 2 düz. Düzlerim tam birleşme noktası. Kusura bakmayın tekrar fazla ediyor olabilirim ama yani yeni başlayan arkadaşlarım rahatsız olmasın, sıkıntı çekmesin diye dört tersimi ördüm. Anlayışınıza sığınıyorum. En sonda ise beş ters. Başlangıçta da beş ters örmüştük. Buradaki düz ilmeklerimden önce beş tane tersimi örüyorum düz ilmek 5 ters arada ise 2 düz 4 ters 2 düz 4 ters ördük ördük geldik en son kenara yaklaştım 5 tersim ve 15 tane de düzüm olacak. Bakın şimdi 1 2 3 4 5 tane tersimi de örüyorum. Modelimizi kaydırdık. Kenardaki düz ilmeklerimi örüyorum. Sıramızı tamamladım. Şimdi örgümün arkasında gördüğümüz gibi örüyoruz. Terslerimizi ters, düzlerimizi düz örerek ön yüze gelelim ön yüzdeyiz. Ön yüzde de yine aynı şekilde modellerimizi yani ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim. Kenardaki 15 tane ilmeğimizi düz, hemen yanındaki 5 tane ilmeğimizi ters, 2 düz, 4 ters, 2 düz, 4 ters şeklinde gördüğümüz gibi örelim ve modelimizi kurmak için yeterli yüksekliğe getirelim. Örüyorum. Ön yüzden de gördüğümüz gibi tamamlayalım. Ön yüzümü de aynı şekilde gördüğüm gibi ördüm. Bakın bayağı yükseldi burada modelimizi kuracağımız bölüm. Şimdi arkayı çeviriyorum. Arkada da yine ters örgülerimle başlıyorum. 15 tane tersimi örüyorum. 5 tane düzümü bu şekilde gördüğümüz gibi örerek devam ediyoruz. İkinci kez modelimizi kurmaya doğru 4 sıramızı tamamlama yolunda ilerlemekteyiz. 4 sıra örerek tamamladım. Tekrar ön yüzümdeyim. Ön yüzden ilmeklerimi örerek geldim. Şimdi iki tane düzlerimizin arasından burada aşağıda yapmış olduğumuz ilmek çıkarma olayımızı yapacağız. Aradaki terslerimizi ise aynı şekilde öreceğiz. Kenar ilmeklerimi örerek geldim. 5 tane tersimi örüyorum terslerde işlem yapmıyorum Evet 4 sıra örmüş olduğumuz düzümüzü yani bütün sıralarımızı altına giriyorum bakınız en alta ilmeğimi çıkarıyorum en alttan şöyle arkasından şişimin önüne takıyorum her ikisini alıyorum yine aynı yere giriyorum bu kez şişimi önden takıyorum biraz önce yaptığımız gibi arkasıyla birlikte örüyorum ve terslerimizde işlemimiz yoktu terslerimizi yine ters olarak örüyorum ve saymaya gerek yok bakınız hemen bu noktadan giriyorum arkasından takıyorum şöyle rahat bırakalım ki kasma olmasın tekrar araya giriyorum önden takıyorum arkasındaki ile birlikte örüyorum şu ipimi yarımladığım için düzelttim işlem yapmadım 4 tane tersimi aradan örüyorum alta giriyorum her iki ilmeğimin arasına arkadan takıyorum iki ilmeğimi örüyorum tekrar araya giriyorum önden takıyorum ve iki ilmeğimi örüyorum bütün ilmeklerimizi bu şekilde örelim e, sona kadar aynı şekilde yani buradaki yapmış olduğumuz işlemlerimizi de aynı şekilde örerek tamamlayalım Sıramızı bu şekilde tamamladım. 5 tane tersimi ördüm ilmeklerimi aldıktan sonra kenardaki 15 ilmeğimi de yine düz ördüm. Arka yöndeyim 15 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yine modelimizi arka yönden de çalışmasını yapıyoruz. Ters ilmeklerim tamamlandıktan sonra 5 tane düz ilmeğimiz hemen karşımızda. 5 düz ilmeğimizin üçünü örüyoruz. İkisiyle de buradaki çıkartıp da e, altındaki ilmekle ördüğümüz yani asıl modelimizi kurduğumuz bölümü iki tane ilmeğimizle örüyoruz. Öncesinde bakın bir tanesiyle 2'yi sağ tarafa yatırıyoruz. Diğerinde ise bir tanesiyle 2'nin önüne doğru sol tarafa yatırıp tamamlıyoruz. Şimdi 15 ilmeğimden sonra 3 tane düzümü örüyorum. 3 ilmeğimi ördükten sonra 2 tane düzümü ve uzatarak çıkardığım ilmeğimi şişime takıyorum. 2 düzümü şişime şöyle arkadan takıyorum. Diğer uzattığım ilmeğimi grubun en önüne alıyorum. Ki sağ tarafa yatırabilelim. En öne aldım ve bunu 1, 2, 3 şeklinde Düz örüyorum. Sağ tarafa yatırdım. Şimdi e, grubun ikinci bakınız uzattığım ilmeği diğer sağ tarafındaki iki ilmeğimi alıyorum. Önden uzattığım ilmeğimi şişime takıyorum. Diğer iki düz ilmeğimi arkadan getirip yine şişime takıyorum ve bu üçünü de düz bir şekilde örüyorum. Tekrar iki tane ilmeğimi ve ardındakini üçünü şişime alıyorum iki ilmeğimi ardından bu şekilde şişime geçirip şişimi çıkardıktan sonra uzattığım ilmeği ön tarafa takıyorum ve üçünü de düz örüyorum bir iki üç birini sağa birini sola düz örgüler arkada uzattığımız ilmekler ise önde olacak bakın burada ön taraftan giriyorum uzattığım ilmeği önce alıp arkaya geçiriyorum sonra iki düzümü arkadan alıp yine öne alıyorum bu kez 2 ve 3 tekrar 3 ilmeğimi alıyorum sondaki ilmeğim şöyle kalıyor bakın şimdi önce iki tane düzümü arkadan girip arkaya alıyorum ilmeğimi çıkarıp en öne getirip takıyorum ve düz örüyorum bu şekilde modelimizi kurarak tamamlıyorum. İşlemlerimi tamamladım. Bu şekilde bakınız. Kelebek gibi ne kadar güzel açıldılar. Şimdi son 3 tane ilmeğim kaldı. Son 3 ilmeğimi düz örüyorum. Kenardaki 15 ilmeğimi ise ters örüyorum. Modelimizi kaydırma yöntemiyle her iki kuruluşunu da çalıştık sizlerle birlikte. Bundan sonra yine işlemlerimiz birinci sıradaki modelimizi kurduğumuz şekliyle ilerleyecek. Ön sırada tekrar 15 ilmeğimi örerek geldim. 15 ilmeğimi ördükten sonra ilk sıradaki kuruluşumuzu tekrar hatırlatmak istiyorum. Tekrar hatırlatmamızı yaptıktan sonra eğer takıldığınız bir nokta olursa videomuzu biraz başa alarak e, bakıp aynı işlemleri tekrar edebilirsiniz. Alt sıradaki kurulumum gibi kurmaya başlıyorum. 15 düz ilmekten sonra 2 tane ters. 2 düz. 2 ters, 4 ters bundan sonra 1 2 3 ve 4. 4 ters. Bakınız 2 tane modelimizin ucunun bulunduğu noktaya geldim. Bu ikisini düz örüyorum. Sadece başlangıçta 2 tane ters, 2 düz, 4 ters, 2 düz sonrasında 4 tane ters. 1 2 3 4. İki düzlerimiz her zaman buradaki modelimizin uçlarının birleştiği nokta olacak. Bakın şu uzatmalarımızın birleştiği yer. İki düzümü ördüm. Dört tane tersim. İki, üç ve dört. İki düzüm. Aynı birinci sırada kormuş olduğum şekliyle kurmaktayım. İnşallah her şey yolunda gider. Sizler de çok çok güzel süveterler çalışırsınız istediğiniz boy ve ebatta. 4 tane tersimi örüyorum 3 ve 4 sona doğru yaklaştım sona doğru yaklaştığım zaman 2 düz 2 ters olacaktı 2 tane düz 2 ters 15'imden önceki bölümler önceki ve sonraki bölümlerimiz aynı olacak sonra yine 15 tane ilmeğimizi örelim ve modelimizi biraz büyütelim Evet yeterli uzunluğa geldik. Kol kesme yerindeyiz. Ben e, masama takıldığı için küçük şişimle örmeyi tercih ettim. O yüzden şöyle e, biraz toparla durmakta ama 1 2 3 4 5 6 7 8 9. için zeminimi hazırladım. E şu an tam kolumuzu keseceğimiz bölümdeyiz. Evet şimdi 5 tane kesiyorum. birinci ilmeğimi örmeden alıyorum kolum için. 5 ilmeği kesiyorum. Birinciyi kestim. 2 3 4 5 tane ilmeğimi önce örüp sonra diğer ilmeğimin içerisinden geçirerek kestim. Ve devam ediyorum. Bundan sonra yaptığım işlemlerimin aynısını yapıyorum. Düz ilmeklerimi ördüm alttan aldım Bakın, ters derimi ördüm her ikisinin arasından ilmeğimi uzatıyorum ikisini alıyorum yine uzatıyorum önden takıyorum ve kalanı aynı şekilde örüyorum 5 ilmeğimi kestim ve aradaki modelimizin içerisinde uzun ilmeklerimizi uzattım yine düz ilmeklerimi ördüm sıramın sonundayım Arkaya geçiyorum. Burada da yine 5 tane ilmeğimi kesiyorum. Birinciyi örmeden alıyorum. Ve ilk ilmeğimi kesiyorum. İkinciyi ördüm. Kesiyorum. 3 4 5 5 tane ilmeğimi kestim. Ve devam ediyorum. Arkadan önce terslerimi ördüm, sonra öndeki şu şekildeki almış olduğum ilmeklerimi yine geçirerek her zamanki işlemimi yapıyorum. Alıyorum bu yöne, sıra sonuna kadar ilerleyelim. Modelimizi çapraz bir şekilde kurduk. Şimdi kenardan bir tane daha ilmeğimi kesiyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane ilmeğimi örüyorum. İçerisinden geçirerek kesme işlemimi yapıyorum. İpim katlı bir ip olduğu için bazen katı kalıyor. Bir beş, ke, beş kestim. Bir tane de bir alt oldu. Şimdi normal bir şekilde modelimizin kurulumuna devam ediyoruz. alttan alıyorum. 1 2 3 4 ve 5 tane tersim. 2 tane düzüm her zamanki gibi örerek sona doğru ilerliyorum. Önden modelimizi yerleştirdik. Hepsinin yerini yeniden kaydırarak belirledik. Şimdi bir ilmek daha kesiyorum. 5 tane kesmiştim ilmeğimi alıyorum şöyle ön tarafa doğru alalım boş alıyorum örüyorum ve içinden geçiriyorum sadece bir tane ilmeğimi kestim diğer taraftan da bir ilmek kesmiştim şimdi arkadan gördüğüm şekliyle örüyorum tekrar ön yüzdeyim bir tane daha ilmeğimizi kesiyorum toplamda beş tane kestim bir şimdi de keseceğim yedi tane ilmeğimizi kesiyoruz ilk ilmeğimizi örmeden aldım ve diğer ilmeğimi ördüm. içerisinden geçirdim. Örmeden aldığım ilmeğimin katlı olduğu için ipimiz bakınız bayağı bir zorlamakta. Sonrasında bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim. 7. ve son ilmeğimizi kesmek için arkadayım. Bu yönden de ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkincisi şöyle çözüldüğü için hemen o ikincisinde takıyorum tekrar şişime. Örüyorum ve kesiyorum. Ve gördüğüm şekliyle devam ediyorum. 7 tane ilmeğimizi sağ taraftan da sol taraftan da kestik. 5-1-1 şeklinde. Evet kesme işlemlerimizi yaptık. Oyma işlemlerimiz bitti. Şimdi işaretimi koyduğum yerden şöyle bir yaka çalışması yapacağım. Düz örgü şeklinde olacak. Bakınız nasıl ayırdığımı göstermek istiyorum. Bir ve iki tane model sağ tarafta 1 ve 2 model sol tarafta ortadaki modelimizin iki düzün tam ortasına birer birer yanlara olacak şekilde ayırdım ve buradan sonrasında önce sağ taraftaki bölümümüzü örüyoruz burayı tamamladıktan sonra sol taraftaki bölümümüzü öreceğiz şimdi aynı şekilde buradaki modellerimizde ilmeklerimizi çıkaralım buradan ilmek çıkarması yapmayacağız. Burayı da e, düz olarak öreceğiz. Artık bu kısmı düze çevireceğiz. Şimdi ben şuranın ilmeklerini alayım. Şu kısımda sizlerle birlikte olalım. İlmeklerimi iki modelimizden çıkardım. Burada bakınız 1 2 3 dört, beş tane ilmeğimiz var. Birisi düz, üçü de ters. Şimdi buradaki ilmeğimizin iki tanesini ters örüyorum. Üç tanesini düz örüyorum. Bakın uzatmamdan sonra beş ilmeğimi İki tanesini ters geri kalan 3 ilmeğimi ise düz örüyorum ve çeviriyorum arkadan birinci ilmeğimi örmeden alıyorum iki tane tersimi örüyorum şimdi burada uzatma işlemlerimi yapıyordum iki tersimi alıyorum terslerimi şöyle arkaya uzattığım ilmeği öne takıyorum ve modelimi yeniden kuruyorum burada her zamanki çalıştığımız gibi sadece yakamızın tam oyuntu yerinde 3 tane öne düz duracak ilmeğimiz olacak. Modelimizi arkadan ördük. Ön yüzden yeniden yerleştiriyoruz. İlmeklerimizi kesmeden ördüm. 2, 4, 6, 8 tane ilmeğim var. Ve sonrasında 2 tane tersim, 2 düzümü ördüm. 4 tane tersimi ördüm. 2 düzümü ördüm. Yine bakın modelimizin olduğu yere. Bu tam ortamızın olacağı yere geldim. Şuradayım bakınız. 4 tane tersimizi ördükten sonra buradaki şu görmüş olduğumuz ilmeğimizi de yine ters örüyoruz beş tane ters olacak. Burada da son 3 ilmeğimi ikisini düz örüyorum. Son olduğu için bu ilmeğimi ters örüyorum ama üçü de düzmüş gibi duracak. Yani burası yakamızdan şuradaki düz olarak devam eden yerde sanki 3 tane ilmek düzmüş görüntüsü verecek. Burada bakın sadece 2 4 5 tane tersimiz oldu. İki modelimiz kurulacak. Devam ediyorum. Arkada gördüğüm gibi örüyorum. Şu ayıracımı da çıkarıyorum. Çok fazla ayraçla çalışmaktan hoşlanmıyorum. Çünkü e, gerek de yok artık. Ayırdık. Gördüğüm gibi örüyorum ve biraz modelimizi bu şekilde kurarak ilerliyoruz. Biraz yükseltelim. Sonra ön oyuntular için e, birlikte kesme işlemimizi çalışalım.